Türkiye'de çok zengin ve varlıklı AKP'li iş adamları. Hadi daha ileriye de gideyim. Beşli çetenin uzantıları da orada. Ve paralarını orada oraya kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın bu Türkiye'ye ait bir problem değil. Az gelişmiş ülkelere has problemler. Sülük artık kanını emdiği organizmanın kendisini bile besleyemeyeceği paniğine kapılmış durumda. Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Erdoğan kurtuluşu Körfez ülkelerinde ararken AKP'li zenginler yüzünü batıya dönüyor. İki tarafın amaçları farklı. Reis kaynağı sorgulanmayan paraları Türkiye'ye getirerek koltuğunu korumak istiyor. Sarayın zengin ettikleri ise paralarını kaçırmanın derdinde. Biz bugüne kadar hep ülkemizde yapılan yatırımlar kadar kendi iş adamlarımızın yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla da iftihar ettik. Yatırım yapmayı bırakıp parayı yurt dışına binaya gömen isimler arasında birçok tanıdık var. Dünya Bankası istatistiklerine göre devletten en çok ihale alan firmalar sarayın beşli çetesi. Sadece Limak, Cengiz ve Koli'nin kamudan aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolardan fazla. Tayyip Erdoğan'ın emriyle vergiden de muaf tutuluyorlar. Sorun gelin demek şimdi. Biz içimiz artık hani kimse ne nikah yapmıştı katılık diye. Katılık katılık. Aynen aynen. Bu milletin yazar senlere gitsin. Ancak son dönemde AKP yönetiminin yaşadığı korku yandaş iş adamlarını da sardı. İktidarın değişmesi halinde kazandıkları paraların hesabını vermek zorunda kalacaklar. Bu nedenle de paralarını yurt dışına kaçırma telaşına girdiler. Para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın, onu da affetmeyiz. Erdoğan affeder mi, affetmez mi bilinmez ama AKP'li zenginlerin en sevdiği yurt dışına para kaçırma yöntemi Avrupa'dan gayrimenkul almak. Bu konuda hizmet veren tur şirketleri bulunuyor. Para ve altın gibi nakit varlıkları yurt dışına çıkarırken özel jetler, tırlar, lüks yatlar ve gemiler kullanılıyor. Parayı istenilen adrese teslim eden tur şirketleri %20 komisyon alıyorlar. Komisyonun yarısı işe başlarken kalanı da para adrese ulaştığında ödeniyor. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Burada faizli ev almaya fetva veriyorlar. Yani nerede yaşarsan yaşa, faizli alışveriş yapmaya asla ve asla müsaade yok. Paralarını çıkarmak isterken dolandırılan AKP'lilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Para taşıtmak için komisyon veren ancak dolandırılan AKP'liler bu durumla ilgili polise de gidemiyor. AKP'li zenginlerin Avrupa'da en çok sevdiği 3 ülke var. İngiltere, Almanya ve Hollanda. ABD ve Kanada'da tercih edilen destinasyonlardan. Daha az zengin AKP'lilerse 250 bin euro değerinde bir yatırım karşılığında vatandaşlık alabildikleri Yunanistan'ı seçiyor. Arnavutluk da vatandaşlık için 250 bin dolarlık gayrimenkul alımını şart koşuyor. Kuzey Makedonya 400 bin euroya, Karadağ ise 500 bin euroya süresiz ikamet veriyor. Evet, Mehmet Cengiz Bey'i de şöyle öne alalım. Paraları dışarı çıkaran iş adamları arasında millete küfreden Mehmet Cengiz'in yanı sıra birçok isim var. Emrullah Turanlı, İbrahim Çeçen, Remzi Gür, Mustafa Latif Topbaş, Mustafa Albayrak, Yıldırım Demirören, Ethem Sancak, Turgay Ciner, Ahmet Çalık ve Fettah Tamince bunlardan bazıları. İktidar Mehmet Cengiz Beyefendi'ye hem olağanüstü tutarlarda ihaleler veriyor hem de borçlarını siliyor. 30 defa vergi borcu, vergi ve harç borcu indirildi. 30 defa vergi borcu silindi. Bismillahirrahmanirrahim. AKP'nin arka bahçesi müsiyatta boş durmuyor. Dernek üyesi zenginler mal varlıklarını kaçırarak olası iktidar değişiminden sonra başlayacak soruşturmalardan kurtulmayı planlıyorlar. AKP'lilerin para kaçırma telaşı Türkiye'yi ülkesini terk eden milyonerler sıralamasında zirveye çıkardı. 2015'te Türkiye'yi terk eden milyoner sayısı 1000 civarındaydı. Bu sayı son yıllarda 10 bine ulaştı. Türklerin yurt dışında 200 milyar dolardan fazla serveti bulunuyor. İstatistiklere göre milyonerler en fazla İstanbul'dan kaçıyor ve Londra'ya gidiyorlar. Sülük artık kanını emdiği organizmanın kendisini bile besleyemeyeceği paniğine kapılmış durumda. Onlar bile elde ettikleri haksız kazançları, servetleri yurt dışına kaçırmaya başladılar 3 sene önce. Şu anda ayyuka çıkmış durumda. Korkunç rakamlar Turan Bey. Yani şu anda
İktidar yandaşları dahi aslında sessiz sedasız ülkeden kaçıyorlar diyorsunuz hocam. Kaçmaya devam ediyorlar ya da. Londra, Miami, Malezya, Paris. Gidip baksınlar efendim. Gayrimenkul işlemleri kamuya açık. Garantici AKP'lilerin güvenli liman olarak gördükleri İngiltere en fazla tercih edilen ülkelerin başında. 5 yıl boyunca her yıl 1 milyon poundluk yatırım yapanlar vatandaşlık hakkına sahip olabiliyorlar. Londra'da dünyada konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehirlerden biri. Ama bu bile AKP'li zenginleri durduramıyor. Ülkesinde vergi kaçırmaktan hiç gocunmayan bu zengin tayfası, dünyanın en pahalı şehirlerinde lüks gayrimenkullere para yatırıyorlar. Mehmet Cengiz ve Remzi Gür gibi AKP'nin önde gelen milyonerleri İngiltere'de bina yatırımlarını artırıyor. Cengiz'in Londra'da sokak aldığı medyaya yansıdı bile. Tabii şirket bunu anında yalanladı. Cengiz için para kaçırmanın tek yolu bina almak değil elbette. Hatırlarsanız ortaya saçılan Panama belgelerinde Cengiz'in offshore vurgununu tüm dünya duymuştu. Man Adası belgelerinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi geçiyordu. Zaten Kılıçdaroğlu da noter onaylı belgeleri halka açıkladı. Ama kendi çocuklarını göndereceksin, akrabayı, taallukatını başka adalarda şirket kurduracaksın, Türkiye'den milyonlarca dolar para göndereceksin, sonra Kayseri'de meydana çıkacaksın, dolarlarınızı bozdurun, Türk lirası değerlidir, biz yerliyiz ve milliyiz. Sen ne yerlisin ne millisin, sen gayrimillisin. Memleket sevdasını şirket reklamlarında sık sık dile getiren Cengiz'in bir yönü daha var, offshore. Cengiz, milyarlarca doları offshore şirketleriyle aklayan Panamalı Mossack Fonseca'nın müşterilerinden biriydi. Kısacası Erdoğan'ın yetkisi çoktur ama yanlış yaptığı işlerden de sorumluluğu hiç yok. Erdoğan hala bu vergi cennetlerini tanımlamadı. Bu yüzden de yurt dışındaki vergi cennetlerine para kaçıranlar şunu söylüyorlar, mevzuata uygun arkadaş diyorlar. Görevdeki bir cumhurbaşkanı ile eski bir başbakanın ailelerinin yurt dışına para kaçırması halk için utanç verici olsa da yandaş zenginler için cesaret kaynağı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında ne kadar parası var sorusu. Recep Tayyip Erdoğan bu sorunun sorulmasına çok kızıyor. Bu soruyu soranların başına iş getiriyormuş diyorlar. Mesela eski başbakan Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı ailelerini zenginlikte geride bırakmış durumda. Yıldırımlar Hollanda'yı çok seviyorlar. Ülke basını Binali Yıldırım'ın sadece Hollanda'daki servetinin 26 milyar dolar olduğunu yazdı. Yıldırım bu iddiayı yalanlamak için herhangi bir açıklama yapmadı. Hollanda yargısı da Yıldırımlardan bu paranın kaynağını sordu. Binali Yıldırım'ın yurt dışında 26 milyar dolarlık bir varlığı olduğu ortaya çıktı. Evet, o şey Hollandalılar çünkü bunu ifşa ettiler de onun için. Hayır hayır ama Hollanda'ya niye gitmişler? Bunlar hani milli ve yerliydi hocam. Sarayın gözde iş adamlarından Yıldırım Demirören de Avrupa'ya para kaçıran iş adamları arasında. Demirören grubu, Kamu Bankası Ziraat'ten Doğan Medya'yı satın almak ve işletmek için aldığı toplam 750 milyon dolarlık krediyi ödemedi. Bu parayı Almanya'da beton binalara yatırdı. Demirören, başkent Berlin'de 800 milyon euroluk gayrimenkul satın aldı. Yani bu bir operasyondu. Bir kısım medyayı ele geçirme operasyonuydu ve kaynak olarak da Ziraat Bankası kullanıldı. AKP döneminde yıldızı parlayan isimlerden iş insanı Ali Ağaoğlu da servetini korumak için Almanya'yı seçenlerden. Birkaç ay önce dolar yüklü özel uçağının F-16 savaş uçakları tarafından indirildiği ortaya çıkmıştı. Bu parayı Türkiye'den kaçırması engellendi. Ancak Ağaoğlu, Almanya'nın en pahalı kentleri arasında yer alan Stuttgart çevresinden 280 bin euroluk gayrimenkul aldı. Bunu yaparken de Alman yatırım şirketlerini devreye soktu. Israrla Türkiye'deki kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı yönünde tezviratlar üretiyor. Türkiye'de alın teriyle zengin olunmaz, mutlaka çalınıp çırpılır derler. Siz namusunuzla mı zengin oldunuz yoksa biraz çalıp çırptınız mı? Almanya, Tayyip Erdoğan'ı aşkıyla tanınan iş adamı Ethem Sancağ'ın da tercihi. Türkiye'de çok kritik ihaleler alarak zenginleşen Sancağ'ın Almanya'ya kaçırdığı paranın miktarı henüz bilinmiyor. Katarlılar tank paleti satın mı aldılar Ethem Bey? Ortak mı oldular? 25 yıllığına kiraladılar mı? Hangisi? Gördükçe de aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde ben Mevlana ile Şems'in arasındaki aşka bir anlam veremiyordum. AKP'li zenginlerin para kaçırma rezilliğini Süleyman Soylu üzerinden Sedat Peker ilginç bir şekilde ima etmişti. Twitter'dan Sadık Soylu'yu deşifre eden Peker şunları yazmıştı.
Akraban Sadık Soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan'a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim? İpin ucu Puşt'un elinde. Onlar ne yapsın? Bir de bunun bir akrabası var, Sadık Soylu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çıkmaz. Türkiye'den yurt dışına yandaş para akışını deşifre eden bir diğer isim de Turan Çömez. Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP milletvekili Çömez, Türkiye'deki tabloyu şöyle aktarıyor. Çok sayıda iş adamı, inanılmaz bir para çıkışı var Türkiye'den. Yani Türkiye şu anda 1 dolara 1 sente mahkumken, Türkiye'den parasını yurt dışına götürüp acaba orada nasıl yatırım yaparız diye uğraşan çok sayıda insan var. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok zengin ve varlıklı AKP'li iş adamları. Hadi daha ileriye de gideyim. Beşli çetenin uzantıları da orada. Ve paralarını oraya kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.